Beni izleyen bütün insanlara selametle olmalarını diliyorum. Güzel kardeşlerim, bugün bir konu değinmek istiyorum. Hani ateistler diyor ki, ben görmediğim bir ilaha neden inanayım diyor. Değil mi? Ona göre mantıklı, görmediği şey. Peki ben de bir şey soruyorum size. Ona sorun. Görmediği her şeye mi inanmıyor? Evet diyecek. O zaman size şunu söylüyorum. Rüzgar, hava, oksijen görüyor mu? Görmüyor. Peki ama inanıyor mu varlığına? Evet, inanıyor. Hani her görmediği şeye inanmıyordu. İşte çelişki. Oysa rüzgarı da görmüyorsunuz. Hayır, görüyoruz. Fırtına yapıyor, kumdan dolanıyor, kum yapıyor, böyle kumu kaldırıyor. Kumu görüyorsun. Rüzgarı görmüyorsun. Nefes alıyorsun. Görüyor musun? Hayır. Rüzgar geliyor, bir değiniyor. Uçuruyor sizi. O kadar da güçlü olabilir. Bir canlı, bir varlık. Ama görünmüyor. Demek ki bu bize Allah'ın bir ikramıdır. Bakın, her görmediğiniz şey illa sizin görmediğiniz gibi yok diye bir manası çıkaramazsınız. O zaman demek ki Allah'ı da görmediğiniz halde bu dünyada, demek ki Allah yine de var. Var ihtimali var. Öyle mi? Bu bir test. Bir de Allah'ı görmüş olsaydınız nasıl bir imtihan olacak o zaman? İmtihan bitiyor. İmtihan olması için de mantıklı görmemeniz gerekiyor. Değil mi? Görmeden iman etmek. Bu da bir ayrım. İşte size söylüyorum. O zaman bir arkadaş vardı. Ona dedim böyle böyle. Hasan. Bir arkadaş dedim de öyle arkadaş. Arkadaşım da değildi ama. Daha doğrusu bir sınıfta aynı kişiydi. Bana dedi ki hep burada koruyla geliyorsun. O zaman biz ama teknolojiyle havayı, oksijeni suya çevirebiliyor. Ben de dedim ki size o zaman diyelim ki yoktan sen suyu var ettin. Evet. Ya. O zaman bir düşün. Ben izleyenler var burada. Alo diye selam vereceğim. Neyse. Bir tanesi köpekle geliyor. Köpek inşallah buraya da gelmez. Evet, istiyorlar. Aynen. Dedim ki yoktan o zaman siz bir teknolojiyle suyu var etmiş olursunuz. Öyle mi? Tamam. Başka cevap vereyim ona. Sen de mutlaka ve mutlaka selamette olursan, yani insanlara zarar vermeyip hayırlı işlerde bulunursan, salih ameller yaparsan, kurtarıcı ameller, o kişiyi de kurtaracak ameller, yani zekat da verirsin, yardım edersin, hakkı gözetirsin, bir şey olduğu zaman sabırlı olursan hemen hediyeme gelip de fırlamazsın, zarar getirmezsin kendine de karşısındaki kişiye de, değil mi? O zaman bunları yaptığın zaman Allah mutlaka ve mutlaka garanti veriyorum, kendisinin var olduğunu sana, seni emin edecek. Bak hani siz oksijeni suyu çevirebilir mi teknolojiyle? Ya, işte o zaman da Allah var olduğunu sana kendisini ispat eder, sana yakınlaşır. Ama sen bildin mi? Emin olursun, garanti veririm sana. Ya, bu da bir mantık. İşte her görmediğiniz, güzel kardeşlerim, her görmediğiniz bir şeyin yok olacak anlamını taşımıyor. Oldu mu? Evet. Şimdi tabi bu da kendisini Mehdi zannediyor falan filan diyenleriniz olacak. Kardeşim, o konuda size şunu söylüyorum. İstediğiniz kadar inkar edin. Bir kişi size, o da benim, o kişi size diyor isem ispat edeceğim, belgelerle bunu ispat edebilirim. Buna rağmen siz kalkıp yok biz ispata yanaşmıyoruz, ispat istemiyoruz, ispat gösterme bize diyorsanız ve ispatım olduğunu söylediğim halde bana böyle çıkışıyorsanız, sabredip de ispatı önce bir görmeye kalkışmıyorsanız şaşırmam. Çünkü siz kırmızı ışık olduğu zaman arabanızla durmuyorsunuz. Yaya geçitte olan yayacıları çiğneyip geçiyorsunuz. Böyle bir toplumsunuz. Yani size bunu çok görmem. İspatım olduğu halde gelin ispatımı önce bir görün demeye çağırdığım halde kalkıp böyle yok sen değilsin, sen buysun, sen bu deseniz ne olur demeseniz ne olur. Şimdi kişi, bu kişi ispat edebiliyor. Belgeler. Oldu mu güzel arkadaşlarım? Hadi selametle kalın.